Rüyken dersi memşer beysel. Bugün Minecraft soru algı yapıyoruz arkadaşlar. Bol Esat Üniversite mapindeyiz ve bu bölümde arkadaşlar daha önce dünyada hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapmaya çalışacağım. İki tane challenge yapacağım. No Sword Challenge artı No Chest Challenge. Bakalım bayağı bir zor bir challenge olacak benim için. Çünkü dediğim gibi daha önce dünyada hiç kimse yapmadı. Ben de bunu ilk defa deniyorum. Facebook'tan bir tane izleyicim bana yazarak bir mesaj yazdı. Benim de böylece aklıma gelmiş oldum. Ne yazdığını size söyleyeyim. İşte sen Türkiye birincisisin. Bence Türkiye'de hiç yapılmamış bir şey yapman lazım dedim. Ben de açıkçası o an gaza geldim ve dedim sadece Türkiye'de değil dünyada yapamamış bir şey yapayım dedim. Ve birazcık araştırdıktan sonra bu iki challenge'ın daha önce aynı anda hiç yapılmadığını gördüm ve bakalım şimdi yapmaya çalışacağım. Umarım tamamlayabilirim. Fakat adam bana targetlanıyor. Aferin yani, targetlanınca eline ne geçecek anlamadım. Tam bir gerizekalı arkadaş. O kadar tier 2'ye atladı, bana targetlandı. Neyse, hemen çıkalım. Bolesat Üniversitesi map'i de arkadaşlar bu challenge için bayağı bir uygun. Biliyorsunuz şu iron balta ve iron pantolon veriyor. Onları alacağım şimdi gidip. Bakalım yani yapabilecek miyiz? Daha önce dediğim gibi hiç kimse dünyada yapmamış. Evet, dünyada ilk bunu ben yaparsam açıkçası bayağı bir mutlu olurum. Tamamdır, bunları aldık. Şimdi yani yapmamız gereken tek şey adam kesmek. Yemeğe ihtiyacım var. Karnımız gördüğünüz gibi yavaştan acıkmaya başladım. Hemen şuraya girelim abi biz. Bu arada bu iki challenge'a özel like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı bir zor. Like atarsanız beni bayağı bir mutlu etmiş olursunuz. Evet, ikili team var maalesef burada da. Neyse, kaçacağım ben. Hiç riske girmek istemiyorum şu an açıkçası. Ne yapsak acaba ikili team'i? Adamların durumu da açıkçası bayağı bir bana bakınca iyi gördüğünüz gibi. O yüzden çok tehlikeye girmek istemiyorum. Bilmiyorum, belki takımda olamayabilirler. Yanlış da görmüş olabilirim. Ama takım gibi geldi bana. Burada da bayağı bir adam var. Şöyle birazcık shift'e basıp bekleyeceğim. Evet, dal abi şimdi. Oradan bir clean up çıkarsa bize iyi olacaktır. Çok güzel be, süper. İki tane adamı aşağı atarak öldürdük. Gidip hemen armorlar alalım. Adamlar bildiğin aşağıya uçtular. Hemen gidip armorlarını alacağım. Eşyalarını falan şöyle aldık mı İyi olacaktır. Evet. Tamam, şimdi kaçmaya devam edelim. Bu bizim için gerçekten de bayağı bir iyi oldu arkadaşlar. Şu an çok süper bir taktik yaptık. Açıkçası yaparsam da bayağı bir mutlu olurum. Hemen şöyle bir envanter düzenlemesi ufaktan yapalım. No Sword Challenge yaptığımız için taş kılıcı falan kullanamayacağım biliyorsunuz. Şu yemeği de şöyle bir yiyelim. Yukarıya doğru çıkalım abi şimdi. Umarım bir fail'lık falan da yapmam challenge'da unutup da. Tamam, şimdi şu gereksiz şeyleri atacağım. Tamam, durumumuz gerçekten de şu an bayağı bir süper. Adamları çok süper bir taktik yaparak arkalarından giderek aşağı attık. Adamlar da çok dikkatsizlik yaptı orada açıkçası. Hiç arkalarına falan bakmadan oradan aşağıya bakıyorlardı. Ben de gidip ikisine de iki kere vurduğumda zaten ikisi de arkadaşlar aşağıya düştü ve öldüler. Durumumuz da şu an bizim bayağı bir iyi oldu. Neredeyse full reset olmuş olduk. Sadece chest plate'imiz yok. Chest plate'de ilerleyen zamanlarda buluruz diye umuyorum. Şuralarda da adam var. Durumları da bayağı bir kötü. Onu da gidip alırsam aslında iyi olacaktır. Tamam, gel buraya dostum. Evet, adam kaçıyor. Arkamdan adam gelmiyor, çok güzel. Ama adam öldü. Tamam, tek yedi adam. Hop, başka adam gelmiş. Şuradan adamı oklayacağım ben. Neyse, gidip öldürelim. Tamamdır, bunu da kestik ve 8 kişi kaldım. Gerçekten de şu an çok heyecanlıyım yani. Çok belli etmemeye çalışıyorum ama şu an heyecanlıyım harbiden. Şu ana kadar öyle çok fazla bir zorluk çekmedik. Umarım da çekmeyiz yani. Çekmezsek de biraz çünkü şaşırırım. Ben iki tane challenge yapacağımız için birazcık daha heyecanlı olur diye düşünüyordum. Ama şu an pek öyle ilerlemiyor açıkçası. Bakalım ne olacak ilerleyen zamanlarda. Dediğim gibi onu da göreceğiz. 7 kişi kaldı bu arada. Devam edelim. Şu oltayı da bir gün değiştireceğim. Üşeniyorum değiştirmeye. Siz de kötü falan gözüküyor diyorsunuz. Onu bir gün değiştireceğim arkadaşlar, düzelteceğim. Bunu 1.7 oltasına dönüştürme yolu da var. Texture pack'ten etkileyerek yapabiliyorsunuz. Zaten bana bir tane arkadaş yapmıştı galiba. Ama adını unuttum, oradan kusura bakmasın. Ama yapan arkadaşa da buradan teşekkür ediyorum. Evet, 6 kişi kaldı. Bakalım abi, tamamlayacak gibi gözüküyoruz ya. Çok kolay oluyor gibi.
Ne olacak merak ediyorum açıkçası. Adam lazım bize, adam kesmemiz lazım. Neyse şu tarafa doğru gidelim biz abi. Az kalsın chest açıyordum abi. Chest açmadım herhalde ben hiç. Umarım açmamışımdır. Açtıysam bayağı bir fail olur. Ama açtığımı hatırlamıyorum. Bazen de yani unutabilirim. Tamam abi. Adam yok gibi ve bayağı bir adamlar birbirlerini kesiyorlar. Gidip ben de yani onların arasına katılmam lazım. Buralarda pek adam yok. Ortaya gidelim biz en iyisi. Ortaya mutlaka bir adam gelecektir yani. Peki neden bu map seçtim onu da söyleyeyim. Çünkü bu iki challenge yapmak için bu map gerçekten de çok uygun. Çünkü o, biliyorsunuz o dispenser'dan Iron Balta ve bize Iron Pantolon verdi ve bayağı bir avantajlı olduk. O yüzden bu map seçtim arkadaşlar ben daha kolay yapabilmek için. Tamam. Arkamızda adam var ve flare set. Bakalım işte bu bizi birazcık zorlayabilir açıkçası. Kesmemiz lazım. Başka arkamızdan da adam gelmesin. Adam iyi vurdu. Şöyle bir oklayalım biz. Oha. Lag oldu fakat adamın ağzına sıçtım. Neyse kaçıyor abi adam. Gidip kesmem lazım hemen. Adama bayağı bir açıkçası çok sağlam bir şekilde orada uçurdum adamı yani. Adam gelirse buraya çok mutlu olurum. Ama tabi canı azaldığı için o da büyük ihtimalle kaçacaktır. Evet adamı yaktım. Güzel. Ve evet. Güzel abi. Adamı gerçekten de çok süper kestim. Şu yemeği yiyeceğim hemen. Hiç tehlikeye girmeye gerek yok. Arkamızda adam gelmeden şu Iron Chest Blade alırsam. Tamamdır. Dur şunları da alayım da yakayım ya. Hiç, gerçekten de hiç tehlikeye giremem. Normalde hiç bu itemları ben yakmam ama bu sefer yakacağım. Çünkü tehlikeye girmek istemiyorum ve challenge'ı tamamlamak istiyorum açıkçası. Hemen şunları hızlı bir şekilde atalım. Elim ayağım titriyor şu an. Tamam şu şeyleri birleştireceğim FNS'leri. Tamamdır abi çok süper. 11 tane şeyimiz var. Gold'umuz var. Elma yok maalesef. Elma bulursak da kendimize şey yapabiliriz. Neydi o? Golden Apple yapabiliriz kendimize. Ama zaten iki tane de Golden Apple'ımız var yani. O yüzden birazcık da açıkçası rahatsız. Ben şu itemları tekrar geriye aldım. Ateşi de söndürmüşüm maalesef. Neyse bunları attım. Şimdi gidip ok yapayım. Ama burada da adam var. Dediğim gibi size söylemiştim yani arkadaşlar böyle ikişer challenge'lar yapacağımı daha zorlu olsun diye. Ve gördüğünüz gibi yavaştan başladım artık. İlerleyen zamanlarda da sizin yine çok istediğiniz F5 challenge artı F1 challenge'ı da deneyeceğim. Çünkü bir bölümde iki tane challenge yapınca emin olun daha zorlu ve daha heyecanlı oluyor. Şu adamı kesersek çok iyi olur. Evet adamı yaktık abi. Dal direkt. Tamamdır. Aa! Oh oh oh! Hayır! Hayır! Hayır, 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 ölmemem lazım, ölmemem lazım. Adam çok pis arkadan geldi, çok korktum şu an. Ölmemem lazım. O kadar adam kestim lan ben. Golden Apple yiyeceğim aslında canım çok az değil ama ben yine de yedim. Diamond Sword var. Gel buraya. Gel buraya, seninle ölümüne kapışırım ben. Ve evet, GG. GG abi. Çok süper, harbiden çok süper. Arda arda birçok adam kestik. Şu an çok mutlu oldum açıkçası bunu da söyleyeyim. Hemen yerden okları alacağım. Okları aldık tamam gidip bir tane daha Golden Apple yapayım hiç tehlikeye girmeyeceğim. Ve Deathmatch'e de böylece var bir van kalmış olduk. Adam arkamdan bir anda geldi ve gerçekten de çok korktum yani. Az kalsın ölüyordum. Fakat adama güzel bir taktik yaparak kestik yani. Şöyle bir ben Golden Apple yapacağım. Tamamdır Golden Apple yaptık. Hazırız yani şu an Deathmatch'e. Bakalım Deathmatch'teki rakibimizin durumu nasılmış. Evet rakibimizin durumu da Leatherset adamın durumu bayağı bir kötü. Ben şu Golden Apple'ı yine de yiyeceğim. Adam şimdi hack falan çıkar hiç belli olmaz. Hiç tehlikeye girmek istemiyorum. Bu arada dediğim gibi bu iki challenge özel. Dünyada hiç yapılmadığı için bir like patlaması gelirse ve videoyu paylaşırsanız arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şu an dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ve bayağı bir mutluyum açıkçası. Ve GG evet. Dünyada bir ilki gerçekleştirdik arkadaşlar. No Chest Challenge artı No Sword Challenge yaptık. Çok güzel bir bölüm oldu. Bayağı bir heyecanlı oldum. Dediğim gibi bir like patlaması gelirse çok beni mutlu etmiş olursunuz. Neyse arkadaşlar benim için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.